Galip Bey, Fazıl Bey dedi. Tabanca patladıktan sonra arkanızda hiç kimseyi görmediniz mi? Görmedim. Bakmadım beyefendi. O derece korktum ki kendimi o dar kapıdan içeriye nasıl attığımı bilmiyorum. Kaçarken bir şey görmediniz mi? Bakmadım efendim. Kurşun beynimde patladı zannettim. O esnada orada sizden başka kimse yok muydu? Belki vardı. Fakat biz Şahabettin Süleyman'dan bahsediyorduk ve gülüşüyorduk. Bahçe kapısı gibi bir yer o esnada tenha idi. Sonra ne oldu? Fırıncılar. Ne oldu diye soruyorlardı. Arkadaşımı vurdular dedim. Kapıdan çıktım ve doğruca buraya geldim. Galip Bey o zamanlar pille işleyen ve yalnız resmi dairelerde bulunan telefonun başına geçti. Müdüriyetin en tecrübeli memurlarını çağırttı. Tahkikat başladı. Fakat katili ele geçirecek en ufak bir ipucu dahi yoktu. Ben yavaş yavaş matbaanın yolunu tuttum. Vaka hakkında yazacağım yazının esaslarını kafamda çizmiştim. Yunus Nadi merakla bekliyordu. Katili tuttular mı? dedi. İzini bile bulamadılar. Çok fena oldu. Yarın bütün gazeteler bu cinayete türlü türlü mana verecekler. Nadi Bey sen ne düşünüyorsun? Bunun siyasi bir cinayet olduğuna şüphe yok. Siyasi cinayet. Muhakkak. Fakat katilin tek başına hareket ettiği de muhakkak. Nasıl yazacağız? Olduğu gibi. Pek tabi olarak komentar yapmayacağız. O akşam Murtad'ın hilafı olarak evine erken giden Ahmet Cevdet de hadiseyi haber aldığı için bir arabaya atlayıp matbaaya gelmişti. Nadi Bey dedi. Cinayeti nasıl yazacağız? Yunus Nadi sükunetini muhafaza ederek bana verdiği cevabı tekrar etti. Cevad'ın anlattığı gibi. Yani olduğu gibi. Hiçbir komentar yapmayacağım. İsabet edersiniz. Yalnız tavsiyat bakımından öbür gazetelerden daha mükemmel olmalı. Yunus Nadi, Ahmet Cevdet'e kısaca. Ben Cevad'ın yazısına lazım gelen ilaveleri yaparım dedi. Post bıyıklarını bir el darbesiyle okşadı. Burnundan sıkıştırma gözlüğünü düzeltti bana hadi bakalım çabuk bitir de gidelim dedi. Cinayet haberi ertesi günkü muhafık muhalif bütün gazetelerde top gibi patladı. Bilhassa muhalif gazeteler kıyameti koparıyorlardı. Efkar-ı umumi dehşet içinde kalmıştı. Köprüde vurulan Hasan Fehmi'nin cenaze alayında o zamanki iktidara karşı bir kıyam vukuuna ramak kalmıştı. İsmail Mahir Paşa'nın sessiz geçen ölümü sayılmazsa bu ikinci cinayetin tesiri daha büyük olacaktı. Hükümet bunu bildiği için endişe ediyordu. Ahmet Samim'in dayısı Asım Bey Babali de Nallı Mescid'in tam karşısında Büyük Haydar Molla'nın torunu Müfit ile Hilal matbaasını açmıştı. Samim'in cenazesi hükümet tabipliği tarafından defne ruhsat verilerek dayısı Asım Bey'e teslim olundu ve Hilal Matbaası'nın avlusuna nakledilerek teciz ve tekvin edildi. Oradan kaldırılacaktı. Sabahleyin İstanbul'a ne kadar kalbur üstü muhalif varsa Hilal Matbaası'nda toplandılar. Ağlama, feryat, figan, ay yuka çıkıyordu. Tabut üzeri ayetlerle işlemeli örtülere sarılarak çıkarılacak olursa bu seferki cenaze alayı Hasan Fehmi'ninkine de benzemeyecekti. Hükümet cenazeyi Asım Bey'e teslim etmekle yaptığı hatayı anlamıştı ama bunun nasıl düzelteceğini bilmiyordu. Sabahın erken saatinde Hilal matbaasına gittim. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Asım Bey teessürden kendine malik değildi. Kim ne derse ona hak veriyordu. O sırada samimin pek yakın dostu olan İslamzade Muhtar Bey de geldi. Allah rahmet etsin. Büyük vakalarda mizan seni pek sevdiği için ağalarından birini sabah sabah bey yoluna koşturarak kenarı siyah maten mendilleri aldırmış. Kendisi de siyahlara gark olmuştu. Muhtar Bey çifte mendille ağlıyordu. Ah samim ah samim diye ağlamalar arasında babali merkez memuru geldi dediler. Siyah sakallı, redingotlu bir zat. Arkasındaki polisle merdivenleri çıkarak Asım Bey'in yanına geldi. Başını sağ olsun beyefendi. Kederinize hep iştirak ederiz. Memleket değerli bir şahsiyet kaybetti. Asım Bey ağlayarak teşekkür ederim dedi. Merkez memuru yalnız müsaadenizle bir ricada bulunacağım. Bu cinayet efkarı ümmiyede büyük bir heyecan husule getirmiştir. Zaman pek naziktir. Cenazeyi burada daha fazla bekletmek münasip olmaz. Zaten Sultan Mahmut Türbesi'ne defni için irade-i seniye şerefsadır olduğunu şimdi bendenize tebliğ ettiler. Hemen cenazeyi alalım, götürüp defnedelim dedi. Asım Bey buna muvaffakat edecekti fakat oradakiler nasıl olur efendim dediler. Samim gibi bir adamın cenazesinde hazır bulunmak isteyenler gelmeden alelacele Gömü vermek olur mu? Daha tabutun örtüsü bile konmadı. Bize biraz vakit verin. Şehidi muhteremin son hizmetini de ifa edelim. Merkez memuru idareli bir adamdı. Peki efendim yarım saat zarfında bu işi bitirelim dedi. Ve oradakilerin bakalım görürüz gibi müphem cevaplarını işitmemiş gibi yaparak oradan ayrıldı. Merkez memuru gittikten sonra kimse cenaze ile meşgul bile olmadı. Ahu vah devam ediyordu. Yarım saat çabuk geçti. Merkez memuru yine geldi. Asım Bey beyefendi bilhassa rica ederim dedi. Merhumun defnenin çabuklaştırılması için emir aldı. Asım Bey yalnız süflörle dersini söyleyen mektep çocuğuna dönmüştü. Ona ne fısıldırlarsa onu söylüyordu. Samimi öz evladı gibi sevdiği için efendim dedi. Ben dağ gibi evlat kaybetmiş bir adamım. Oğlumun şahsına, mevkine, şerefine göre bir cenaze ile gömülmesini isterim. Etraftan yükselen sesler de Asım Bey'i destekliyordu. Bu ne bu? Adamın iki ayağını bir pabuca sokuyorlar. Böyle rezalet olur mu? Rıza Tevfik, merkez memuruna efendim. Bir ölüden bu kadar korkulmaz diyor. Muhtar Bey siyah boncunun arka cebinden yeni bir matem mendili daha çıkararak ah samim diye bağırıyordu. Ölüne bile rahat yok. Merkez memuru. Efendiler, beyler, paşalar istirham ederim. Beni müşkül mevkide bırakmayınız. Asım Bey efendim cenaze bizim. istediğimiz zaman gömeriz. Merkez memuru. Ben size yarım saat daha müsaade ediyorum. Bunu da büyük kedilerinize hürmet ettiğim için yapıyorum. Dedi ve kapıya çıktı. İçeridekiler birbirlerini soruyorlardı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Vermeyeceğiz. Daha kimse gelmedi. Hafızlar, dervişler, dedeler gelsin. Öyle ya, tek ile tehlil ile kaldıralım. Bütün bu hayhu içinde sesleri çıkmayan Refik Halit ile Kıbrıslı Şevketti. Onlar cinayet hadisesi münasebetiyle bomba gibi patlayacak makaleler hazırlıyorlardı. Fakat o yazıları neşretecek gazete bulunamıyordu. Zira bunları yazanların ve yayınlanacak gazete sahibinin örf idare divan harbini boylayacağı muhakkaktı. Hilal matbaasında bu gürültü devam ederken binanın etrafında yavaş yavaş resmi sivil polisler görünmeye başlamıştı. Bu tertibatı binanın orta katındaki cumbalı pencereden seyredenler yavaş yavaş işin sarpa sarmakta olduğunu anlıyorlardı. Ne olur ne olmaz ihtiyatla evvela. İstanbul mebusu Kozmidi Efendi yavaşça kapıdan çıktı gitti. Arkadan Rıza Tevfik çıktı. Bu suretle birer ikişer çıkanlar oldu. Merkez memur üçüncü defa olarak geldi. Yine Asım Bey'e beyefendi dedi. Kederinizin derecesini anlıyorum. Size cenazeyi derhal kaldırmanız için son defa müracaat ediyoruz. Süflörler Asım Bey'e fısıldamaya başladılar. Bizim zabıtayla hiçbir münasebetimiz yok. Oğlum ölümlerin en feci ile öldürülmüş. Onun cenazesini kaldıracağız. Gayri kanuni verilen emirlere itaatte mükellef değilsiniz. Memlekette örf idare var. Örf idare bir cenazeye karışmaz. O halde ne yapacağız? Efendim, cenazeyi ne zaman istersek o zaman kaldıracağız. Son sözünüz bu mudur? Evet budur. Merkez memuru peki dedi çıktı. O çıkar çıkmaz kapıları kapatın. Kol demirini vurun dediler. Matbaanın cümle kapısı kapandı. Arkasından kol demirleri vuruldu. Şimdi herkes matemi unutmuştu. Dayan Asım Bey diyorlardı. Çok geçmedi. Merkez memuru 20-30 kişilik bir polis topluluğu ile geldi. Kapıların kapalı olduğunu görünce Asım Bey, Asım Bey diye seslendi. Asım Bey cumbadan başını uzattı. Ne istiyorsunuz? Sizin yapmak istemediğiniz şeyi biz yapacağız. Cenazeyi defnedeceğiz. Kapıyı açın. Kapıyı açmam. Cenazeyi de vermem. Merkez memur kısa bir emir verdi. Yüklenin. Kapıyı kırın. İçeriden kol demirleri dayanıyor, kapı çatırdıyordu. Hadi hadi. Kapı omuz darbelerine mukavemet edemedi. İki kanat birden sövelerinden çıktı, büyük bir gürültü ile arkaya devrildi. Polisler hemen tabutun yanına gittiler, omuzladılar, matbaanın kapısından çıkardılar. Tabutu omuzlarına aldılar. Süratli adımlarla Bağbali Caddesi'ni çıkarak Sultan Mahmut Türbesi'ne doğru götürdüler. Asım bir pencereden bağırıyordu. Üzerine bir örtü bile örtmediler. Samim'in cenaze alayı böyle oldu. O gün Baba Ailede Hüseyin Hilmi'nin İştirak gazetesi Samim'in ölümü hakkında ateş püsküren makalelerle çıkmış, dağılıyordu. Hilmi Bekir bölüğünü boylamak için zaten battaniyesini yatağını ibriğini hazırlamış bekliyordu. Hem Hilmi'yi hem Kıbrıslı Şevket'i tevfiq ettiler. Makaleleri yazan Refik Halit olduğu halde imzası bulunmadığı için onun yazdığını bilmiyorlardı. Kıbrıs'ı Şevket'i sorguya çektiler ve sıkıştırdılar. Bu makaleleri kim yazdı? Şevket, ben yazdım dedi. İstişvap edenler, siz bu yazıları yazamazsınız. Neden yazamazmışım? Ben Ali tahsil gördüm. Olabilir. Fakat bu yazılar usta kalemden çıkmış. Ben yazdım. Biz sizin muharir olmadığınızı biliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir gazetede yazınız çıkmadı. Birdenbire bu kadar kuvvetli nasıl yazabiliyorsunuz? Yazımı iştirakta okudunuz. İstersem yazıyormuşum. Kırbısı Şevket iştirakta çıkan yazının Refik Ali tarafından yazıldığını söylemedi. Bunun mahkumiyetini sineye çekti. Gazetenin sahibi olan iştirakçı Hilmi'ye gelince istifa edildiği zaman benim için de dışarıda yahut içeride olmanın hiçbir farkı yoktur. Nafile ne kendinizi yorun ne de beni. Kaç ay yahut kaç sene verecekseniz verin. Bu iş bitsin ben de rahat edeyim. Faili şu kalmış hiçbir cinayet. Samimin katli kadar devamlı ve geniş bir tesir bırakmamıştır. Samimin katili iki kişi arasında kaynamıştır. Biri Yakup Cemil, diğeri de İzmir suikastinde eli bulunduğu anlaşılarak ben idama mahkum edilen ve tam Bulgar hududunu geçeceği sırada yakalanıp Ankara'da idam edilen sabık Ankara valisi Abdülkadir. İkinci ihtimali merhum İslam İslamzade Muhtar Bey söylemişti. Fakat birincisini daha inanılır bir menvadan öğrendim. Bu zat bana Yakup Cemil'in vuruş tarzı değişmez. Sanki öldürdüğü kurbanın cesedine bir de imza atar demişti. Hayretle sordum ne gibi? Ne gibi olacak? Yakup Cem'i bir kurşun atar. iki değil. Atta tek kurşunla da ölüm yerinden vurur. Onun tabancasını doğrulttuğu adamı sağ kalabilmesine imkan yoktur. Anlayamadım. Köprüsünde öldürülen Hasan Fehmi tek kurşunla gitti. Yanındaki Ertuğrul Şakir o bacağından yaralanmadı mı? Yakup Cemil onu Mevlenzade zannetmişti ve onu vurmak istemedi. Neden? Mevlanzade muharir değildir, yazı yazamaz fakat Hasan Fehmi müktediği bir kalemdi. Bunun için onu ortadan kaldırmak istemişti. Yakup Cemil isteseydi Mevlanzade'nin yerine Ertuğrul Şakir kurşunu bacağına değil kafasına yerdi. Sonra çemberli taşta vurulan İsmail Mahir Paşa o da tek kurşuna gitmiştir. Ondan çok bahsedilmedi. Zaten değmezdi de onu şahsi bir mesele için öldürdüğünü zannediyorum başka Babali Ali Baskın da Harbiye Nazırı Nazım Paşa. O da mı? Evet. Halbuki onu Enver Paşa'nın vurduğunu söylerler. Yanlıştır. Ben yanlarındaydım. Nazım Paşa'yı Enver vurmadı. Onu da Yakup Cemil vurdu hem de diğerleri gibi tek kurşunla. Neden Enver'in vurduğunu iddia ederler? Yakup Cemil Enver'in yanındaydı. Enver'in elinde de tabanca vardı. Nazım Paşa Enver'e çıkıştığı zaman Yakup Cemil hiçbir şey söylemeden çekti vurdu. Enver ne yaptın dedi. Cevap bile vermedi. Zaten birisini öldürmeye kafasına koyarsa kimseyle konuşmaz. Kendi bildiğini yapar. Nazım Paşa vurulunca Enver fena oldu. Fakat ihtilal ihtilaldir dedi. Sonra Samim de öyle değil mi? O da tek kurşuna vurulmuştur. Hakikaten katı kalpliydi değil mi? Ne söylüyorsun? Dünyada emniyet edilmeyen tek adam Yakup Cemil'dir. Onunla ne zaman konuşsam tabancamı en kolay çekilecek bir yerimde bulundururdum. Zira şakası yok. Vuruyor. Niyetini gözünden anlayacaksın. Ondan atik davranabilirsen canını kurtarırsın. Yoksa ifade bile veremezsin. Ben bu kitabı siyasi hatıralar sahasına dökmek istemem onlara suikastları, idamları, bekira bölükleri, menfaaları ile başka bir tefrikaya bırakıyorum. Benim bu eserde anlatmak istediklerim İstanbul şövalyeleridir. Söz sözü açar derler. Bu eserde de vaka vakayı açtı. Her vakanın şahsiyeti ister istemez belirtildi. Tabiatı ile hadiseler dal budak salıverdi. Bu menkıbeleri biraz budamak esasa doğru dönmek lazım geliyor. Arap Abdullah ile miras yedi Necib'in Hayganuş'u uşu paylaşamamak yüzünden çıkan cinayette Necib'in arkadaşlarından biri Kazaskerin Haydar Bey vardır. Molla Bay dedikleri Haydar, Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin hocası Kazasker Muhittin Efendi'nin oğludur. Mutlakiyet devrinde Muhittin Efendi saray sever ve tutardı. Okumayı pek sevmeyen Yusuf İzzettin Efendi'ye tahsil zevkini buzat vermiş. Ben Muhittin Efendi'nin büyük oğlu İsmet Molla ile kardeşi Haydar'ı çok yakından tanırım. İsmet Molla'ya deli derlerdi fakat bizde bu lakap sözünü esirgemez. Muarızını sözle yola getiremeyince sopasını kullanan atak adamlara da verilir. İsmet Molla da böyleydi. Kıyafeti de acayipti. Sarığını arkaya eğer cübbesini arkasında toplar elinde daima iri ve kalın bir sopa taşır. Sokakta giderken etrafına bakarak yürür. Her şeyi başka türlüydi. Ayağındaki lapçın kunduranın bile biçimi kendine mahsustu. Birisinden bahsedilirse müktedir midir, ilmi var mıdır, lisan bilir mi gibi tarafları aramaz. Kaba mıdır, bir yumrukta bir adamı yere serebilir mi, saldırmayı çekince etrafındakileri çil yavrusu gibi dağıtabilir mi diye sorar. Bunları yapamazsa zamanın en bilgili adamı olsa ona bir kıymet vermezdi. Çarşamba caddesine konak yavrusu bir ev yaptırmıştı. Evin tarzı inşası da cahipti. Kerestesini Bartın'dan getirtmiş ve evin içinde fare olmasın diye bakkal tavanı yaptırmıştı. Sokak kapısının üzerinde onluk simit büyüklüğünde bir halka vardı. Fakat İsmet Molla kapıyı çalmak için bu tokmağı asla kullanmazdı. Ta uzakta ulan açın kapıyı diye bağırır ve o gelinceye kadar kapının açılmış olması lazım gelirdi. İçeridekiler işitmezler de kapı açık bulunmazsa o zaman elindeki sopa ile kapıya vurur ve ev halkını haşlardı. İsmet Molla Mahmut Paşa ve Tahtakale şehri mahkemelerinde hakimlik etmiştir. O zamanlar mahkemelerin civarında yalan şahitliği ile geçinen adamlar vardı. Bir davacının şahide ihtiyacı olursa bunların kahvesine gider, ücret mukabilinde şehadetlerini temin ederdi. Molla Mahmut Paşa Mahkemesi naibi iken huzuruna şahitlik için gelenlerin ekseriye aynı adamlar olması dikkatini çeker birine sorar. Senin adın ne Ahmet? Sen bununla kaç defadır şahit olarak benim karşıma çıkıyorsun? Bildiğim işler için şahitlik ediyorum. İsmet Molla ulan köpoğlu der. Hüccet yazdırırım şahit olursun. Napaka davası olur yine sen şahitlik edersin. Tevliyet davasında yine şahit sensin. Tereke yazılır şahit sen. İspatı rüş davasında yine sen şahit. Ulan da, bu memleketin bütün işlerini sen mi biliyorsun? Yalan şahidi biraz betermek ister. Hocam der. İnsan tanımak iş bilmek kabahat mi? İsmet Molla yerinden fırlar yalancı şahide bir okkalı silli aşk eder. Ondan sonra bir de tekme ile herifi teker meker merdivenden aşağı uçurur. Ondan sonra yalan şahitleri bir daha Mahmutbaşı mahkemesine uğramaz olurlar. Tahta kale niyabetindeki vakası daha başka türlüdür. İsmet Molla ilamları daima ikindi vakti okurdu. Onun bu ihtiyadını haber alan aziz evlatlardan biri, mahkemenin etrafında kullanılmış gaz tenekelerini satın alarak düzeltip tekrar satan esnafa para verir. Tenekeleri ikindi zamanı düzeltmelerini sağlar. İsmet Moğla tam gözlüğü takıp ilanları ele alınca teneke gürültüsü başlar. Moğla Bey Mubaşir'i çağırır. Git şu heriflere söyle. Gürültüyü kessinler. Mubaşir iner. Rica minnet o gün için tenekeciler işi bırakırlar. Ertesi gün aynı saatte tangırtı başlar. İsmet Molla yine mübaşire vazife verir. Git şunları sustur. Okuduğumu anlamıyorum. Mübaşir iner tenekecilere. Yahu der yapmayın Molla Bey fena halde kızıyor. Tenekeciler kızıyor demek. Biz burada ekmek parası çıkaracağız. Senin Molla'nı dinler miyiz? Kulağına pamuk tıkasın. Mübaşir mahkemeye gelir efendim der. Söyledim dinlemediler. Ne dediler? Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Molla Bey bize hız gelir. Ya öyleyse ben ineğim de konuşayım. İsmet Molla sopasını aldı, aşağı indi, ilk dükkana girdi. Tenekeciler ansızın kafalarına, sırtlarına inen sopa darbelerinden ne olduklarını şaşırdılar. Dükkandan fırladılar. Molla Bey öbür dükkanlarda da sopa ameliyesini yaptıktan sonra hepsini önlerine kattı. Mahkemenin bulunduğu adanın etrafında 4-5 tur yaptılar. İsmet Molla yetişebildiklerine sopayı vuruyor. Bu yarışı seyreden diğer esnaf gülmekten bayılıyorlardı. Nihayet takip bitti. Molla Bey nefes nefese mahkemeye geldi. Ondan sonra da ikindi zamanı en ufak bir gürültü işitilmedi. İsmet Molla'nın dama oyununa çok merakı vardı. İstanbul'da damacı Ziya Bey, Karamanlı Vasil gibi bu oyunda pul asmış oyuncularla oynamıştır. Bana anlattığı zaman sordum. Bunları yenebildiniz mi? Ziya Bey'i yenemedim. İlk hamlede bana bir göbek patlatma yaptı. O da nedir? Göbek patlatma. Damada taşların orta birikintisine yüklenmek demektir. Bir kere orası çözülürse artık dayanılmaz. Demek Ziya Bey de sizin göbeğinizi patlattı. Öyle oldu. Çıkaramayacağımı anladım. Bıraktım. Ya Karamanlı ile ne yaptınız? Karamanlı Vasil pastırmacıydı. O da çok iyi oynardı. Onu yendiniz mi? Yendim. Oyun iki hafta sürdü. Aman Molla Bey bir oyun iki hafta sürer mi? Sürer ya. Bizim çarşambadaki kahvede oldu. Bir gece yatsı namazından sonra dama tahtasının başına oturduk. Düşün babamı düşün. Herif çetin oynuyor. Kahvede gürültü falan olmuyor mu? Hadlerini mi düşmüş? Çıt yok. İstanbul'un bütün dama meraklıları da orada bizi seyrediyorlar. Gece yarısına kadar oynadık. Sonra Sonra kalktık. Oyunu bir taşa dokunmadan olduğu gibi bıraktık. Kahvenin pencerelerine kapısını kapadık. iple bağlayıp kırmızı mühür mumu ile mühürledik gittik. Ertesi akşam geldik. Herkesin gözü önünde mühürleri söktük. Tekrar oyuna başladık. O akşam da bitmedi. Yine pencereleri kapıları mühürledik. Ertesi akşam geldik. Devam ettik. Bunu işiten merakların hepsi kapıda bekliyorlardı. Oyuna oturduğumuz zaman kimse nefes bile alamıyordu. Karamanlı en az yarım saatte bir taş oynuyordu. İnanır mısın? Bazı akşam ikimiz de karşılıklı hiçbir oyun oynamıyorduk. Böylece 15 gün geçti. Evet, 15 gün geçti. Son gece baktım ki gavuru yenemeyeceğim. Hangi tarafı yoklamayı düşünsem herif aklımdan geçeni anlıyor. Ne yapayım diye düşündüm. Nihayet Karamanlı'ya durup dururken ana avrat küfretti. Ey! Eysi küfredince Karamanlı şaşırdı. Yanlış bir oyun oynadı. Ben de fırsattan istifade ettim. Günlerce hazırladığım hamleyi yaptım. Partiyi kazandım. Ucunda bir şey var mıydı? Olmaz olur mu? Beş tane altın koymuştuk. Fakat almadım. Mesele parada değil. Kazanmakta. Ondan sonra artık her yerde söylendi. Karamanlı'ya sonra bir kere daha oynayalım dedim. Oynarım ama küfürsüz olacak dedi. Ben de o halde sen de nargile içmeyeceksin dedim. Kabul etmedi. Çok mu kuvvetliydi? Ne söylüyorsun? En meşhur damacılara taş çıkarırdı. Dama merak İsmet Moda'nın başına hayli garip vakalar getirmiştir. Bunlardan birini kendi ağzından dinlediğim gibi yazıyorum. Biz karamanlı pastırmacı ile oynarken oyunu seyredenler içinde kendi haline bir adam dikkatimi çekti. İsmi Hüseyin Efendiymiş ahbab oldu bir iki oyununda oynadık. O da iyi damacıydı bir gün bana Molla Bey dedi. Bir gün tenezzülen Üsküdar'a buyursanız da doya doya bir dama oynasak gelirim dedi. Nerede oturuyorsunuz? Ben sizi arzu ettiğin saatte iskele başındaki kahvede beklerim. Oradan beraber gideriz. Buluşacağımız günü kararlaştırdık ve sözleştiğimiz günde öğleden sonra Üsküdar'a gittim. Hüseyin Efendi beni iskele başındaki gazinoda bekliyordu. Biraz oturduk, biraz kahve içtik. Hüseyin Efendi gidelim mi efendim dedi. Buyurun dedim. Yola çıktık sordum. Siz hangi semtte oturuyorsunuz? Toptaşında dedi. Meydan bulandı. Top taşında tımarhane vardı. Tekrar sordum. Top taşının neresinde? Toptaşının ta kendisinde. Adım deliye çıkmış olduğu için fazla kurcalamaya dilim varmadı. Yavaş yavaş yürüdük fakat beni bir düşüncedir aldı. Hüseyin efendi sordu. Molla bey, neyi konuşmuyorsunuz? Düşünüyorum. Anladım. Kim bilir ne hamleler hazırlıyorsunuzdur. Yüreğe yüreğe nereye gelsek beğenirsiniz? Tımarhanenin karşısına, büyük kapının önünde durduk. Hüseyin efendi, "Buyurun." dedi. Hayretle sordu. "Nereye? İçeriye?" Ama yaptın ha tımarhaneye mi? Evet ne var? Aman Hüseyin Efendi ben tımarhaneye nasıl girerim? Ne olur Molla Bey. Buraya girenin mutlaka delim olması lazım? İyi ama senin burada işin ne? Ben toptaşı tımarhanesinde katibim. Neye bana evvelden söylemedin? Söylediğim nerede oturuyorsunuz dediğiniz zaman toptaşında oturuyorum dedin. İyi ya beyim toptaşı demek tımarhane demektir. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Gireceğiz. Bizim odada dama tahtasının başına geçip sükun içinde istediğimiz kadar oynayacağız. Nasıl olur Hüseyin Efendi? Neden olmasın Molla Bey? Başım gözüm Allah'a iman et dedim. Cümle kapısından girdik. Girdim ama beni bir vehim aldı. Hüseyin Efendi dedim. Burada deliler serbest gezerler mi? Serbest gezenleri de vardır. Bunlar saldırmazlar mı? Saldıranları pek bırakmazlar. Zararsızdırlar. Serbest gezerler. Fakat delilik bu. Bakarsın sakin sakin gezerken birdenbire zıvanadan çıkıverirler. O zaman deli gömleği giydirir, hücreye kaparlar. Bir aralık döneyim dedim herif. Ütekliğime verecek. Uzatmayalım odasına girdik. Binaya girdiğimiz zaman orada dolaşan bazı adamlar bizi selamlıyorlardı. Yavaşça Hüseyin Efendi'ye sordum. Bunlar onlar mı? Hüseyin Efendi. Yok canım Molla Bey. Bunların kimisi ambar memuru, kimisi tımarcı, kimisi hademe. Sen de her gördüğünü deli mi zannediyorsun? Neredeyse beni de deli yapacaksın. Ne bileyim dedim. Nihayet tımarhanedeyiz. Hüseyin Efendi'nin odasına girdik. Bir kenarda masa şeklinde bir dama tahtası vardı. Bir iki oyun oynayıp hemen kaçmak niyetindeydim. Kahveyi nasıl emredersin? Sade mi şekerli mi? Adam kahveye falan ne lüzum var dedim. Hemen masanın başına geçelim. Ben erken kaçacağım. Yok dedi. Buraya gelmek sizin ihtiyarınızla gitmek bizim elimizde. Sizi kolay kolay bırakmayız. Zaten çıkmak da isteseniz kapıcı bırakmaz. Ama yaptın ha. Vallahi öyle. Hüseyin Efendi. Ben böyle latifelerden hoşlanmam. Latife etmiyorum. Doğru söylüyorum. Bu yasan tabii size şumurlu yoktur. Ben tımarhanenin nizamnamesinden bahsettim. Öyle herkes elini kolunu sallaya sallaya gelip çıkarsa nasıl olur? O zaman İstanbul deli istilasına uğrar. Şeytan aklıma bin türlü vehim getiriyordu. Son günlerde bizim kör ile kavga etmiştim. Kadın bütün ömrüm boyunca deliye güllabicilik etmekten hal oldum diye bağırmıştı. Acaba bir pundunu düşürüp beni buraya atmış olmasınlar? Kardeşim olacak o haydar katırı da. Benden 50 lira istedi vermedim. O da böyle bir şey yapabilirdi. Adı deliye çıkmış bir adam bir kere tamarhaneye düşerse bir daha çıkar mı? Derdimi kime anlatabilirdim? Arkası yar